Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Manchester United'dan başlayalım. Kadir'i Fenerbahçe'ye benze benzeyen, bilmiyorum bir tek ben mi benzetiyorum ama gerçekten çok benzerlik var iki takım arasında. Manchester United'ın 100 milyon euro transferi Anthony ilk maçında Arsenal karşısında golü bulmuş. United çıkışa geçmiş 15 puanlı lider Arsenal'i 3-1 şey yenmiş. United Şampiyonlukla alakası yok denilen United 12 puana yükselmiş, Arsenal 15'te kalmış. Düşünün yani. İş farklı bir yere gidiyor. Hocam Mauricio Lemos Instagram'da Fenerbahçe ile ilgili olan tüm gönderilerini kaldırmış diyorlar. Bana. Bana diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Arkadaşlar ben kaç gündür Lemos kim diyorum? Epeydir diyorsun. Niye diyorum? Bilmiyorum kafa yerin sanıyoruz biz. Şekili şekili Lemos kim memaz kim. Şimdi bakın. Herkes bana aynı şeyi soruyor. Hocam Lemos'tan flash hamle. Ne oldu lan diyorum. Uruguaylı Mauricio Lemos Instagram hesabından yaptığı tüm paylaşımları sildi de şöyle yaptı da böyle yaptı da cart da da. Ya ne oldu diyorum. Yani ne oldu diyorum. Şöyle oldu böyle oldu falan filan. Tilmiş e diyorum. Bu arada 15. TÜBAT Mehmet Batur Alp Şampiyonası şampiyonu Fenerbahçe Beko olmuş. Tebrikler Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes'i 92-96 yenerek, daha doğrusu 96-92 yenerek bu kupanın sahibi olmuş. Takımımız tebrik ediyoruz. Bu sıcak bilgiyi de araya sokuşturalım. E diyorum. Ben esne bilmem diyor. Lemus diyor hepsini silmiş. Hareketli saatler yaşanıyor diyor. Sadece Lemos mu sildi diyorum. Sadece Lemos silmiş. Bakın bakalım başkalar da silebilir. Bu arada arkadaşlar, Valencia'nın gitme ihtimali vardı bir, ama o ihtimal hemen hemen ortadan kalktı diyebilirim. Ee, hatta siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Salı günü yok Pazartesi günü saat 16:30'da mı izlersiniz? 14:30'da mı? Siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ya da bu videoyu izlediğiniz sıralardan bir iki saat sonra Valencia'yı idmanda görebilirsiniz. Artık idmanda olması için bir engel yok diye düşünüyorum. Neyse 26 yaşındaki Lemos bu sezon teknik direktör Jorge Jesus tarafından 5 maçta görevlendirildi. Bana hep şu soru geliyor. Ya madem gönderecektik, madem satacaktık, madem Mustafa Hoca'nın deyimiyle Lemos kimdi? O zaman diyor Niye oynattık? Madem göndermeyecektik, niye şimdi böyle oluyor diye. Arkadaşlar, Allah aşkına. Şimdi bana soruyorlar, telefonun ne diyorlar? Şu, not 8 mi oluyor? Note 8 bu yani telefonum. Hocam işte telefondan memnun musun? Desem ki, telefondan çok memnunum. Ama işte daha dandik bir telefonum var. Hattı içine takıyorum. Onu kullanıyorum. Bunu da kenara bırakıyorum desem. Millet bana ne der? Lan memnun değilse memnunsa niye kullanmıyorsun? Memnun değilse niye böyle yapıyorsun? Der. Der. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Yani memnunsan oynatacaksın derler. Şimdi biz Lemos'ta bir strateji denedik. Nedir o strateji? Al, oynat, sat. Biz aldık, oynattık. Şimdi satma derdindeyiz. Ben şunu söyleyeyim. Lemos 1-2 milyon euroya gitmiş olsa diyeceksiniz değil mi? İyi ki oynatmışız diye. Bekleyin görün bakalım. Neye gidecek? orada arada Michy Başduay Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıkmış. Bugün daha doğrusu dün takım izinliydi. Pazar günü. Ee, Pazartesi günü. Takımla çalışmalara da başlayacak muhtemelen. Yani bugün. Bakalım ne olacak. Michy Başduay ile ilgili. Ama ben var ya ciddi manada hani şomazlı şöyle böyle denmesini de istemiyorum. ben en kalbi duygularımla hem dua edip hem pozitif konuşuyorum. Yani tutarsa çok fena olur ya. Çünkü şimdiden birçok arkadaşımız bizimle dalga geçme niyetine girmiş durumda. Tutarsa çok fena olur. Ligimizde bazı kaleciler var. Erce kardeşler. Şimdi Hatay Spor kalecisi Erce kardeşler. Ligimizdeki en yeteneksiz kalecilerden biri diyorlar. Erce kardeşler için. Yani abisi hakem olmasa hiçbir takımdan sözleşme alamaz. Yani bu fizikle nasıl oynuyor. Değişik bir fiziği var. Yan toplara çıkmıyor. Son dakikada geldi şöyle yaptı böyle yaptı. Süzüne süzüne gol oldu. Şu bu falan filan diyorlar. Hatay Spor dikkat edin. Batman'ın eşiğinde. yani futbol anlamında. E baktığın zaman Buncama var, Ruben Ribeiro var, Kevin Varga var, El Kabi var, Lopyan var. Hocam geçen sene bu adamlar süper değil miydi? E stoperleri Falet de. Öbür stoperleri de Burak Yılmaz. Yok hocam Burak Yılmaz Fortuna Stert haberin yok sen. Yok. Kamil Ahmet Çörekçi. Baktığın zaman enteresan bir takım. Hatay Spor. Bakalım teknik direktörü ne zaman gönderecekler. O da ayrı bir mesele. Şimdi Altay Bayındır. Ben bu kaleciyi niye konuştum? Altay Bayındır'a getirmek için konuştum. Altay Fenerbahçe'de hakkı en çok yenen oyunculardan birisi. Garibimin ağzı var, dili yok. O yüzden de e, ağzından kötü şeyler akıtanlar hedef alıyorlar. Aslında onların düşmanlığı Ersun Yanal'a. Çünkü Ersun Yanal Altay'a getirirken dediler ki komisyoncu musun, şucu musun, bucu musun, bunu mu layık görüyorsun diye. Ersun Yanal'ın dediği şu oldu. Bu çocuk Fenerbahçe'nin üstünde bir kaleci. Görün bakın çok iyi yerlere gelecek diye. Ve pişman da etmedi sağ olsun. İyi ki de getirmiş Allah razı olsun. Onlar nasıl düşmanlığı Ersun Yanal'a bilginiz olsun. Altay karakterli bir çocuk. İyi bir çocuk. Evet bazen saçma sapan hatalar yapabiliyor. Arkadaşlar kaleci hata yaptı mıydı gol oluyor. Yani bunun lamı cimi yok. Kaleciliğin kaderinde bu var. Yani her sezon 20 tane net kurtarış yapar. Bir tane hatalı gol yedi miydi? O hurra yüklen babam yüklen. Mesela Kayseri Spor maçında kırılma anında iki müthiş kurtarış. Süper değil mi ya? Ya süper. Bence süper. Altay Bayındır'ın sözleşmesi de yakın zamanda uzatılır. Rahat olun. Şimdi herkes bana Çağlar Söyüncü'yü soruyor. Herhalde başka diğer konular da var. Ya da onları bitirelim öyle Çağlar'a geçelim. Lukescu'dan Fenerbahçe maçı açıklaması. Dynamo Kaev teknik direktörü Mircea Lucescu. Zorya Luhansk'a yendikleri maçın ardından Fenerbahçe'ye ilgili düşüncelerini anlatmış. Şey demiş. Neydi? Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz diyor ya. <laughs> Bak sezon başlamadan önce 21 hazırlık maçı oynadık. 18 kez kazandık. 3 kez berabere kaldık. Özgüven çok yüksekti. Şimdi oyuncularımın önceliği futbol değil. Çocuklar okula gidiyor mu? Aileleri güvende mi? Öncelik bu fiziksel olarak takım çok iyi ama oyuncuların zihinleri başka hayati konularla çok meşgul ve çok yorgun. Ulan 18 tane hazırlık maçını kazanırken çocukları yok muydu? 18 hazırlık maçının sırasında doğup büyüyüp gelişti mi? Edebiyata başlamış bak. Amaç belli. Bak. Luchesçu çok iyi biliyor. Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Biliyor Fenerbahçe düşmanlığı hakim. Ben Türk medyasını bile arkama alırım diyor. Türk medyasını arkasına alsın bakalım. Zamanında birileri de birilerinin arkasını aldı. Şimdi ya hapis hayatındalar ya kaçaklar. Ya e, arkalarını aldıkları kişinin hala önünde yer alıyorlar. Ama bu başka bir olay. Konsantre değiliz. Oraya karşı test maç oynadık. Dikkatleri eksikti. Konsantre değildik falan filan. Hızlı şekilde gol atmak istedik. Çok hata yaptık diyor. <laughs> Hakemler her kararı açık diyor demiş. Avrupa'nın üst seviye ülkelerine, ülkelerinde olmayan şeyler Ukrayna futbolunda var. Oyun çok fazla duruyor. Hakem ile oyuncular sürekli tartışıyor. Ulan bu bana bir yer, bir yeri hatırlatıyor. Oyunun ne ritmi kalıyor ne devamlılığı üzülüyorum sadece. Ha, o yüzden Fenerbahçe maçlarında futbolcuların da o e, yattı. Hakemler oyunu hızlandırmanın yollarını aramalı. Öbür türlü futbol oynanamıyor. Artık hakemler her verdiği kararı uzun uzun hakemlere açıklıyor. Savunan takım ise bundan büyük fayda sağlıyor demiş. Yakında bizim ülke de öyle olacak. Hakemleri savunan takımlar fayda sağlayacak. Hakem atıp tutanlar ertesi hafta yakılacak. Çok daha fazla konsantre olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Olur mu çocuklarınızla ilgilenin. Boş verin maçı. Maç mı önemli çocuklarınız mı önemli? 18 hazırlık maçını kazandığınız sürece meydana gelen doğup büyüyüp gelişip okula başlayan çocuklarınızı düşünün. Çok zor olacak. Perşembe günü Fenerbahçe'ye karşı çok önemli zor bir maç bizi bekliyor. E, ligde puan kaybından telafi ederseniz Avrupa Ligi'nde her maç çok önemli demiş. Lan aynı cümle içerisinde bu kadar dönek yorumlar. Desene Avrupa Ligi maçından önemli olan insan sağlığı, insan hayatı falan filan. Ya bu herif Allah rızası için Fenerbahçe futbolu takımı yalvarıyorum. Öyle böyle değil. Bunları yenin, rezil edin. Bunlar da, bunlara var ya. Yani Kayseri Spor 75 dakika şut çekemedi ya. Bunlar maç bitince bile şut çekemesin. Bunlar ıslanırken idmanda bile şut çekemesin. O derece yani. Aklıma bir şey geldi. Fenerbahçe'nin ilk golünü bir kez izler misiniz hatrım için? <gülüyor> bakın. <gülüyor> kusura bakmayın. Ben bakın demem kusura bakmayın diyorum. Şimdi ilk golde ilginç bir olay var. İlginç bir enstantan haber. Yakaladınız mı bilmiyorum. Ben size Tahmini yani böyle hayali olarak anlatayım. Fenerbahçe'nin sağ beki. İkinci bölgede sol ayağıyla derin bir uzun top atıyor yerden. Fenerbahçe'nin hedef santraforu. Topla buluşuyor. Ee, tek pasla oyun kuruyor. Koşuya başlıyor. Yani tek pasla pasını veriyor. Koşuya başlıyor. Ve... Tek pasla rakibi ekarte eden futbolcu koşuya başlarken koşu halindeki santrafora yani hedef santrafora havadan bir tek pas ya da ara pas ne derseniz. Offside'a yakalanmayan bu forvette gidiyor gol atıyor. Şimdi bana diyorlar Osa'yı niye oynamıyor da Ferdi oynuyor. Ferdi Osa'yı çok mu iyi? Allah şahidim Osa'yı şu pas atamaz. O sayı şu pas atamaz. O sayıda şey var. Kendine gelmesi gereken bir özgüven var. O özgüven bazen çok eksik kalıyor. Mesela Ferdi'nin yanında o sayı olsaydı asla sol ayağıyla atmaz. Şöyle kendi etrafında bir dönerdi. çalım atıyor gibi yapar geri gelir. Ha, yabancı kuralından dolayı oynatılmıyor o sayı. Ayrı mesele. İkinci ayrı mesele şu. Yani gol gerçekten klas bir gol. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Yani hattım için. Şimdi hakemler konusunda şunu söyleyeyim. Bu var hakemleriyle, bu hakemlerle maçlar bitmez. Maçlar birilerinin kontrolü altında gibi şey sergileniyor. Ha hani ne yaparsanız yapın biz bunun sonucunu tayin ettik der gibi oynuyorlar. Yoksa yani yoksa mesela Crespo ya Crespo'yu öldürmeye niyet ettiler ya. Sakatlamayı geçtim. Öldürmeye niyet ettiler. Öldürmeye niyet ettiler ya. Sahanın ne iyisiydi dün Crespo. Küsmediği maçta düşüş yaşamadı. Elinden geleni yaptı. Yanındaki futbolcunun da değerini arttırdı. Ve Crespo ilgili size enteresan bir bilgi vereyim mi? Yıllık ücretine. 600 bin euro. Bakın bu dediğimi not edin. Miguel Crespo'nun yıllık ücreti 600 bin euro arkadaşlar. Hocam bedava oynuyormuş. Bedavadan biraz fazla. Ve Türkiye'nin bence en iyi orta sahalarından bir tanesi. Bu formunu sürdürürse sakatlık sonrasında çok düşüş vardı. Bu formunu sürdürürse de en iyi orta sahası olur. Şimdi ben e, bir anket yaptım. Dedim ki ya dedim hani sakatlar iyileşecek. Bu takıma forvetler katılacak. Hani acaba üçlü savunmadan dörtlüye geçilse nasıl olur dedim. Kafanızı bundan yorayım. Şimdi akılları sıra laf çakıyorlar. Jesus'tan iyi mi bileceğiz? Jesus'u öyle oynatıyorsa bize bilmem ne yapmak düşer. Susmalıyız. Karışmamalıyız. Ulan arkadaş Fikrinizi sorduğum zaman da triplere giriyorsunuz. İlk 11'i e açıklıyorum. Şu niye yok? Bu niye yok? Şu niye kadroda yok? Şu niye yedeklerde? Ulan 18 kişiyle çıkma ihtimali varsa o da olur. Mecbur 11 kişi çıkılacak. 11 kişi de böyle. Hazır olan kıta bu. Yani bundan sonra maç öncesi yayın açarken şey diyeceğim. Dikkat. Jesus 11'i bu şekilde belirledi. Ben 11'i yorum diyorum. Bana kalırsa, şunlar oynamalı. Size kalırsa, bunlar oynamalı. Niye bunlar oynamıyor? Açıklıyorum ha. Yani maç öncesi yayında açıklıyor. şu yüzden oynatmıyordur. Yok tatmin olmuyor arkadaşlar. Tatminsiz arkadaşımız çok. Neyse uzun lafın kısası. Ben dün 4-1, 3-2 mi oynasak dedim ama arkadaşlar Pedro'yu gördünüz. E Başdua iyi gelecek. E Başdua iyi şu an için, şu an için. A forvet olarak alıyorsak sıkıntı değil. Ha ben şunu da söyleyeyim. Hani hocam bize sürpriz bir şey söyle. Dembele. Monaco şey, e, Fransa ligindeki Dembele. Olimpikliyonun Lyon'un forveti. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Ah Fenerbahçe'm araya sobu soksa, araya başkalarını soksa, Niang'ı falan soksa, Dembele'yi bitirse. Dese ki yazın bizdesin dese. Ah Fenerbahçe'm bunu yapsa yaza kadar baş duayı baş duayı bir şekilde idare edip yazın dembele çeksek şu kadroya yani neyse hocam böyle bir ihtimal yok size göre yok başka takımla ön protokol imzalayana kadar var ama bu arada çok fazla isteklisi taliplisi var kulübüyle uzatmak istemiyor ya yani. hemen hemen hiç istemiyor çok daha iyi takımlar istiyor. Dembele'nin hedefi İngiltere İngiltere'deki ama İngiltere'den bir takımla görüştü, olmamıştı. Hakkımız hayırlısı olsun. Şimdi ben dedim ki 4-1-3-2 olsun ama bakıyorum Pedro var. E iyi var. Bunlar takıma girecek. E 2 forvet mi oynayacağız? E Joshua King'in durumu malum. 3 forvet mi çıkacağız? Kenarda playmaker özellikle biri mi oynayacak hani 3 forvet çıkıp birisi playmaker, diğer şey mi olacak? E, ee, bu tandemde İrfancan, Emre Mor, Lincoln kayıp mı olacak? Kafada deli sorular. Gerçekten deli sorular. Arkadaşlar bak beni yanlış anlamayın. Pedro diyorum. Baş dua ediyorum. İki. Daha Valencia'yı saymadım. Serdar Dursun'u saymadım. Hani düşünün. Bugün Valencia satıldı deseler birçoğunuz now now dersiniz. Ben 7 milyon liraya satılsa bayram ederim. O da ayrı mesele. Ama o iş iptal oldu. Bilmiyorum belki de bu video yayınlarına kadar tekrar hararetlenir. Neyse oraya çok takılmayalım. Ee, yani Jesus'un şimdiden sonrasını merak ediyorum. Çünkü sakatları iyileşti. Takımda bir ritim tutuldu. Bakalım ne olacak. Şimdi gelelim Çağlar Söyüncü olayına. Çağlar Söyüncü'yü bana çok soruyorlar. Hocam bu çocuk hangi takımda? Bu çocuk kop koyu bir şekilde Fenerbahçeli. Birçok iyi Türk futbolcu gibi. Doğukandır, Altay'dır, Berkay'dır, Emre Kılınç'tır, İrfan'dır, Arda Güler'dir, Rıdvan'dır, Kerem'dir, Eren Elmalı'dır. Hani bunlar gibi Fenerbahçeli. Yani iyi bir Fenerbahçelidir Çağlar Söyüncü. Ama Türkiye'ye gelmeli mi gelmemeli mi tartışma konusu. Leicester'da niye oynatılmıyor? Yeteneksizmiş öyle söylüyorlar. Ama bazıları diyor ki sözleşme uzatmak istemediği için. E, Dembele de Mona, şeyde, Lyon sözleşme uzatmak istemiyor ama oynatıyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen demiş ki Çağlar Söyüncü gelecek sezon için Atletico Madrid'le anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir demiş bak. Gelecek sezon için Atletico Madrid'le anlaşmış diyor. İlginç. Yani Rıdvan Dilmen'e kadar haberi geliyorsa o da ayrı bir konu. Ee, ben şunu söylüyorum. Gelecek sene Atletico Madrid'de anlaşılsa hiçbir Türk kulübüne gel gelir mi? Herhangi bir Türk kulübüne gelir mi diye düşünüyorum. Atletico Madrid Galatasaray'la da adı anılıyor çağ çağların. Bu maç kadrosuna alınmamış Leicester Brighton'a 5-2 mağlup olmuş. Leicester zaten en aşağıya oraya şey yaptı. <laughs> Parsellede ben şunu merak ediyorum. Teknik direktör değişimi yaşanır mı Leicester City'de? Yaşanırsa yaşandığı anda yeni gelecek teknik direktör olan dursun ben bu çağlara bir düşüneyim der mi? Sonuç olarak Ukrayna Ligi ve Portekiz Ligi'nde birçok takımın transfer yapabileceğini de biliyoruz. Özellikle Portekiz Ligi'nde transfer sezonu çok da geç kapanıyor. Böyle enteresan bir durum var. Türk duyumcular Çağlar Söyüncü için Galatasaray'ın görüştüğünü söylüyorlar. Evet görüşebilir. Görüşüyor da. Almaya da çalışıyor. Hatta e, bizim Furkan da aynı şeyleri söylemiş. Furkan da doğrulatmış. Diyor ki Ezel Bayraktar. Ezel'de buradan Furkan'a da buradan selamlar olsun. Usta. <laughs> Furkan'a Ezel dedin usta. Aynı kişi lan. Ha o zaman sıkıntı yok usta. Tamam. Şimdi diyor ki az önce konuştuğum ve güvenilir sayılabilecek bir kaynağın Fenerbahçe şu an için Çağlar topuna girmedi. Gireceğini de sanmıyorum demiş. Galatasaray hem oyuncu hem kulübüyle ilk teması kurdu demiş. Yani alsınlar Galatasaray Fenerbahçeli Çağlar'ı. Ben gurur duyarım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani Galatasaray Fenerbahçe maçları var. Fenerbahçe Galatasaray maçları var. Oynasın. Güzel olur. Biz bu topa girmemişiz ama bilmiyorum siz bu videoyu izlediğiniz saatte de belki gireriz. İyi fanatik seviyede Fenerbahçeli. Ben ne kadar Fenerbahçeliysem o da hemen hemen benim kadar Fenerbahçelidir. Ee, Belçika'dan ilgilenen takımlar varmış. Belçika'da da 6 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Türkiye'de de ilgilenenler var. Vallahi ben çağların yerinde olsam Fenerbahçe'ye, yani Fenerbahçe istiyorsa giderim Fenerbahçe'ye. Niye gitmeyeyim? Şu anda Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün alındığını düşünüyorum. Bir de bana şu eleştiri çok geliyor. Hocam bu adam biz hep, yani milli takımda hep sol bek, sol stoperde gördük diyor. Yani hep sol stoperde gördük. Bu adam sol stoper diyor. Ama sağ ayaklı diyorum. Olsun sol stoper bu adam diyor. Lan ama sağ ayaklı olsun sol stoper bu adam. Tam sol stoper ama sağ ayaklı olsun bu adam sol stoper. Ya arkadaş bir de şimdi Galatasaray'dan şeyi çıkmış. Çağlar'ın e, küçük bir fotoğrafını, yani küçükkenki fotoğrafını paylaşmış birimkiler. Bu forma diyor Menemen Spor'a ait diyor. Lan adam koyu Fenerbahçe'de. Menemen Spor. <laughs> şimdi şunu da söyleyeyim. Çağlar için yani Çağlar Söğüncü için Galatasaray'ın bir teklifi ama hem kulübünün artık kulübü hangisiyse bilmiyorum hem de kendini reddettiğine dair iddiaları da var. ha 4-5 milyon euro maaş verirsin. 4-5 milyon euro kiralama bedeli versin. Bir şey diyemem. Ama e, Fenerbahçe'ye yakışır mı hocam? Sen boş ver Galatasaray'ı. Sen boş ver hocam bu şeyi. Sen Fenerbahçe'ye yakıştırır mısın? Kafayı mı yediniz siz? Çıldırdınız mı? Sosyal medyada kimse de yokken ben burada niye Çağlar Söyüncü yangını yapıyorum? Oyuncu boşta. Kulübü istemiyor. Sözleşmesi bitiyor. Yav al sözleşmesine madde eklettir. Kaça aldın? Misal veriyorum 8 milyon euroyu bastın aldın. kulübe de verdi diyelim. Misal 8 milyon euro üstüne özellikle duruyorum anlayın diye. Çağlarında sözleşmesine şu madde ekletirdin. 28 milyon euroya serbest kalır. Hocam niye 28? 8'i verdik. Çık 8'i. 20 milyon euroya serbest kalır. Oyuncu gelirse de bir sene oynar. Kendini iyice gösterir. Sezon sonu 28 milyon euro istediği takıma gider. Fenerbahçe olarak sen 20 milyon euro kazanmış olursun. Diyelim futbolcuyu beğenen olmadı. 8 milyon euro harcamış olursun. Milli takımın az stoperi için. Bu atılmaya değer bir zardır. Burada hani Ali Koç hashtag'i atıyorlar. Ali Koç alsın etsin falan filan diye. Ben bir şey diyemem. Şunu söyleyeyim. Hocam bir cümle daha söyle. Hani öyle bir cümle söyle ki mantığımız alsın, aklımıza yatsın. Diyelim ki olur. Tamam mantığınızı alacağı bir cümle söyleyeyim. Atilla Salah'yı 20'ye sat. Gitmek istemiyor bu arada. Diyelim ki gitti. Atilla Salah'yı 20'ye gitti. Bakın 20'ye gitti. 8'e Çağlar Söyüncü'yü al. Çağlar Luan Perez'i yan yana oynat. Olur mu? Hocam Çağlar hep solda oynuyordu ya. Lan ha solda ha sağda. Olur mu? Hocam süper olur. Yedeklere bak. Serdar Aziz, Gustavo Henrique. Hocam Gustavo Henrique olmaz? Bak gördünüz mü? Salahi gitsin diyorum. Gustavo Henrique olmaz diyorsun. Gustavo Henrique de gitsin. Aa, demek ki şöyle yapayım. Çağları getir. Ücretsiz kiralı ama. Atletico maddeyi imzalıyor. Ücretsiz kiralı. getir. Kadroda tut. Gustavo ki bir kısım para ver. Sözleşmesini feshet. Çağlar, Serdar Aziz, Salahi, Luan Perez. Hocam buna da çok para harcanmış olur. Lüks. Taraftarımız bir türlü bir şeyi beğenmiyorlar. Ben şunu söyleyeyim. İnşallah Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe'ye gelmiyorsa da inşallah rakiplerimize gitmez diyorum. Çünkü iyi bir oyuncu, kıymetli bir oyuncu. iyi bir kardeşimiz. Kırçın bir oyuncu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama şimdilik... İnşallah Türkiye'ye gelmez diyorum. Burada da özellikle Türkiye'ye inşallah gelmez diyorum. Kastettiğim olay da başka. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hocam özetleyecek olursan arkadaşlar özetleyecek olursam çağlar şu an Türkiye'ye uzak gibi duruyor. Ama gelirse inşallah Fenerbahçe'ye gelir. Dembele konusunda Musa Dembele konusunda keşke araya Musa'ları soksak. Yazın alsak. Lemos, Lemos kim? Atilla Salahi teklif güzel. Atilla kabul etmiyor. Yoksa gidici. Valencia konusunda da yarın idmanda Valencia'yı görürsünüz gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü o iş iptal oldu gibi oldu. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Kanalımızı takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Bu arada aşağıdan sürekli bir yazı geçti. Hani beğen, abone ol, forma ya da üyelik kazan diye. Arkadaşlar kanalımıza verdiğiniz desteklere göre hediyeler kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere detayları açıklarız yakında.